Bana News Haber Portalı'ndan merhaba. 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş, Elbistan ve Pazarcık merkezde iki tane birbirinden bağımsız deprem oldu ve bu depremle birlikte 11 tane ilimiz şiddetli bir şekilde, ağır bir şekilde etkilendi. Bu depremde birçok bina ve yapı enkaza dönerken birçok vatandaşımız da vefat etti. Maalesef çok sayıda ölü insanımız var. Aynı zamanda bu dünyanın da yaralı insanlarımız da var. Hala tedavileri de devam eden veya depremden yara almadan da kurtulanlar var. Şu an evsizler, onlar da sıkıntı içerisindeler. Bunların yanında kaybolan insanlarımız da var. Bunların yanında kaybolan çocuklar da var. Bunların yanında sahipsiz olan, anne babası bulunamayan çocuklar da var. Maalesef böyle bir durum söz konusu karma çorman durumdayız. Ama ben bu videomda sizlere bu ölenlerin geriye bıraktıkları insanlar için ki bunlar hak sahibi oluyorlar, mirasçı olacaklar. Bunlar için sizinle ölümlerin nüfusa nasıl bildirileceğini bu videomda anlatmaya çalışacağım. Kısaca inşallah faydalı olur videomuz başlıyor. Daha önceki birçok videoda söylediğim gibi bir kişi ölmeden geriye bırakacağı kişiler onun hak sahibi veya mirasçısı olamazlar. Ölümün olması gerek. Ölüm olduktan sonra da mirasçılığın ispatı gerekir. Bu da iki yolla olur. Ya noterden ya da sulhuk mahkemesinden alınacak mirasçılık belgesiyle bu ispatlanabilir. Bunu ben söylüyorum. Yani mirasçılık belgesi mirasçılığın bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanıdır. Bunu gösterdiğinizde ancak hak sahipliği söz konusu olacaktır. Yani ölen kişinin geriye bırakacağı aktif ve pasiflerle birlikte mal varlığını değerlendirmeniz için bu gerekecektir. Aynı zamanda işte deprem dolayısıyla deprem yardımlarından işte yeniden yapılacak binalardan veya inşaat kredilerinden faydalanabilmeniz için bu belge sizden istenecek. Bunun için de bunun alınması gerek. Fakat suluk mahkemesi olsun, noterler olsun. Bu belgeyi verebilmeleri için nüfus kayıtlarının getirtilir. Bu nüfusta ölümün görülmeleri ve mirasçılarla miras bırakan arasındaki soy bağının kurulması ve illiyetin kurulması gerekiyor. Söylediğim gibi bunun için mutlaka ölmesi gerek. Yani kişinin ölümünün kesin olarak tespit edilip nüfusa kaydedilmesi gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Normal zamanlarda bir ölüm vakası gerçekleştiğinde, bir ölüm olayı gerçekleştiğinde yurt içindeki bir ölümde nüfus hizmetleri kanunun 31. maddesine göre bunu ilgilileri 10 gün içerisinde nüfusa bildirmek zorundalar. Ancak deprem gibi felaketlerde doğal felaketler anında bu bildirimi o yerin mülki amirice görevlendirilecek. Yani kaymakam veya valinin görevlendirdiği bir memur doğrudan yapar. Yani ilgilisinin gidip bunu bildirmesine gerek yok. Yani bu deprem anında öldüğü kesin olarak tespit edilen kişileri valilik veya kaymakamlığın belirlediği memurlar doğrudan bildirebiliyorlar veya bildirmek zorundalar. Diğer yandan deprem bir doğal felaket olmakla birlikte aynı zamanda adli bir vakadır. Bundan dolayı da kişinin öldüğünün kesin kes tıbben belirlenmesi gerek. Eğer birden fazla ölen varsa ki maalesef ve maalesef bu deprem olayımızda bir binada duyuyoruz ki 104 kişi aynı anda ölmüş. İşte bir aileden 19 kişi aynı anda ölmüş. İşte böyle bir durumda da hangisinin hangisinden önce öldüğünün tespiti de yapılması gerek. Tıp ben bu tespitin de kesin olarak yapılması gerek. Bu çok önemli. Neden önemli diyeceksiniz? Demin söylediğim gibi birincisi ölümün tespit edilmesi, kesin kes ve nüfusa işlenmesi halinde ancak mirasçılık veya hak sahipliği söz konusu olacak mirasçılık belgesi sağlanabilecek. İkincisi de birden fazla kişi aynı anda ölmüşse veya hangisinin hangisinden önce öldüğü tespit edilemiyorsa, tıp ben edilemiyorsa Türk Medeni Kanunu'nun 29 Taksim 2 maddesi gereğince bunlar birlikte ölüm kanunası gereğince birlikte ölmüş sayılır ve birbirlerine mirasçı olamazlar. Bu da çok önemli bir konu. Onun için hangisinin hangisinden önce öldüğü saat farkıyla bile olsa eğer tespit edilebiliyorsa bu ilerideki hak sahipliğini veya mirasçılığı etkileyecektir. Adli vaka dedik. Tabii ki burada Ölümün tespitinde mutlaka Cumhuriyet Savcısının ve bir hekimin bulunması gerekiyor. İster otopsiden önce isterse ölüm muayenesinden önce eğer engelleyici bir durum yoksa Ceza Muhakemeler Kanunu 86. maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısı eğer o cesedi tanıyan varsa enkazdan çıkmış diyelim tanınacak bir durumdaysa ve bu çevrede de onu tanıyabilen biri varsa onu çağırıp kimlik tespiti veya kimlik teşhisi yaptırması gerek. Eğer teşhis yapılabilirse bu kişidir denilirse ona göre gömük kağıdı düzenlenir ve nüfus müdürlüğüne bildirilir. Bu şekilde de ölüm nüfus kayıtlarına geçmiş olur. Şayet bunu bilen yoksa, etrafta tespit edilemiyorsa veya ceset tanınamayaz haldeyse yani kimse teşhis edemiyorsa o zaman burada Cumhuriyet Savcılarına çok büyük bir görev düşüyor. Bu durumda DNA örneklerinin alınması gerek. Artı diş, cesedin dişi alınması gerek ki bunlar ileride kimlik tespitinde çok önemli. Aynı zamanda eğer tanınabilecek durumdaysa ama teşhis edecek kimse yoksa o zaman fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor. Ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından bunların iyiden iyiye saklanması gerek. İleride hak sahipleri bu kayıplarını, cesetlerini aradıklarında bu yollarla kendi kan örneklerini verebilirler veya fotoğraflarla teşhis yapabilirler. Bu şekilde de ölümün tespiti mümkündür. Kişi tespit edilir ve nüfusa o şekilde işlenir. Bu geriye bıraktığı mirasçılar veya hak sahipleri de haklarını arayabilirler. Şayet muayenesi veya kimlik tespiti yapılmadan gömülen bir ceset varsa ve bununla ilgili olarak da bir hak talep eden veya İhbarda bulunan kişi varsa, ilgilisi varsa o zaman Cumhuriyet Savcısının veya hakimin vereceği kararla ancak o mezar açılıp DNA testleriyle bu soybağı kurulmaya çalışılabilir veya kimlik tespiti yapılmaya çalışılabilir. Diğer önemli bir nokta da, Deprem anında hamile olan bayanlar var, vatandaşlarımız var. Bunların doğum yapması söz konusu deprem anında eğer bir doğum yapılmışsa, çocuk ölmüşse bu çocuğun doğum anında yani doğarken ölümü yoksa sağ mı olduğunun mutlaka tip ben belirlenmesi gerek. Neden? Çünkü eğer çocuk sağ doğmuş ama birkaç saat sonra ölmüşse veya Kaç dakika sonra ölse bile yani yaşam yeteneği olmasa bile bizim yine ceza muhakemeleri kanunumuza göre bu çocukların önce nüfusa doğumunun bildirilmesi sonra da ölümünün bildirilmesi gerekiyor. Ama ölü doğmuşsa çocuk hiç yaşam belirtisi göstermeden ölü olarak doğmuşsa o zaman bunların nüfusa işlenmesine gerek bulunmuyor. Ve bu da çok önemli çünkü ileride bu çocukla ilgili olarak hak sahipliği söz konusu olabilir. İşte sağ doğup ölmesi halinde de mirasla değişiklikler olabilir. Kaybolanların bildirilmesi nasıl olacak? İşte diyelim ki enkazda hiç görünmemiş ama orada yaşadıkları biliniyor. O binada yaşadıkları, o gece orada yattıkları biliniyor ama hiç cesetlerine de ulaşılamamış kişiler olabilir. Bu durumda bunlara kesin ölmüş gözüyle bakılabiliyor. Yani ölümü kesin olarak düşündürülebiliyor. Bu durumda nüfus hizmetleri kanun 38. maddesi eğer diyor ki kesin olarak öldüğüne kanaat getirilen kişi varsa bu durumda o yerin mülki amirinin vereceği emirle tutanak tutulur. Yani vali veya kaymakamın vereceği emirle tutanak tutulur ve bunlar nüfus kütüklerinde ölümleri tescil edilir. Yani bunun için bir mahkeme veya adli merciye başvurmak gerekmiyor. Tamamen idari bir işlemle bu gerçekleştirilebilir. Ama dediğim gibi ölümüne kesin gözüyle bakılan kişiler için işte demin de örnek verdim enkazdan önce ya da o gece işte bu binada yaşıyordu. Kesin kes buradaydı şahitlerle birlikte bu ispatlanıyor ama cesedi çıkmadı veya kayboldu. Yani bütün enkaz kaldırıldığı halde bulunamıyorsa kesin kes burada ölmüş gözüyle bakılır ve bu nüfusa işlenilir. Ancak kesin gözüyle bakılamıyorsa yani öldüğü kesin olarak bilinemiyorsa veya görülmüştür. Enkazdan çıkarken görülmüştür bu kişi ama ondan bir daha haber alınamamıştır. Bulunamıyordur. Bu durumda ne olacak? Ölüm tehlikesi altında kaybolmaktan bahsedilebiliyor. Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesine göre burada gayiplik kararı mahkemece verilmesi gerekiyor. İşte geriye kalan ve o kişinin mirasçısı olacak kişiler deprem tarihinden itibaren bir yıl bekledikten sonra sulh hukuk mahkemesine başvurabiliyorlar. Bu kişi ölüm tehlikesi altında kaybolmuştur diye burada mahkeme Belirli süreçleri yürütüyor, yani prosedürü yürütüyor, ilana çıkartıyor bu kişiyle ilgili olarak. Bunu gören, duyan, ihbar eden olacak mı diye veya bunun mirasçısı olacak mı diye böyle bir prosedürü var. Bunu yaptıktan sonra eğer kanaat getiriyorsa mahkeme kişinin gayipliğine karar verebiliyor. Bu kararı aldıktan sonra geriye dönük olarak bu kişi kaybolduğu veya işte deprem anında kayboldu diyelim 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle geriye dönük 2 yıl sonra alsanız bile bu kararı 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle ölmüş kabul edilir gayipliğine karar verilen kişi ve bunun hak sahipleri de hakkını isteyebilirler ve miras da bu tarihte açılmış sayılır veya kaybolduğu tarih en son görüldüğü tarih diyelim ki 20 Şubat'ta görülmüşse bir daha da görülmemişse o kişi o zaman 20 Şubat 2023 olacaktır. O tarih itibariyle miras da açılmış sayılacaktır. Peki bir konuda daha beraberdik. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.